Allah'ım, emrettin, oruç tuttuk. Nimet verdin, iftar ettik. Bugüne kadar tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Bizi sırat-ı müstakimin olan İslam'dan, Hak'tan ayırma. Evet sevgili seyirciler, hayatın güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Medine'ye birkaç kilometre uzakta bulunan Kuba köyündeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir pazartesi günüydü. Kuba'ya varmıştı. Medine'nin girişi sayılacak bu yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı coşkulu bir kalabalık ilahilerle karşılamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya vardığında 3 tane önemli adım attı. Bu adımlara geçmeden önce bir nokta çok önem arz ettiği için önce onu belirtelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadece büyükler değil, küçük çocuklar da sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. O sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla da ilgilendi. Dönüp onlara, Allah Resulü'nü seviyorsunuz değil mi dedi. Onlar da evet seviyoruz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki, kalbimde olanı bilen Allah'a yemin ederim ki ben de sizleri seviyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük küçük ayırt etmeden herkese gerekli ilgiyi gösterir idi hayatı boyunca ve orada da bunu yapmıştı ve göstermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'dayken 3 tane önemli adım atmıştır. Bunlardan birincisi önce bir karargah anlamına gelecek caminin yapılmasını arzulamış, istemiş, planlamış ve onu gerçekleştirmiştir. Bu caminin adı Takva Camii'dir. Tevbe suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu lemescidun ussisa ale takva buyurarak takva üzere kurulduğunu, bu caminin takva üzere kurulduğunu bize haber verir. Ve bu caminin inşaatı sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam omuzlarıyla kerpiç taşımıştır. Hazreti Hamza Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın omuzunda kızarıklıklar meydana geldiğini görünce dayanamamış. Demiş ki ya Resulallah sen otur biz taşıyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki müsaade edin bu caminin inşasında benim de katkım olsun. Camiyi inşa ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci önemli adımı attı. O da şudur. Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir Müslümanlar arasında kardeşlik bağını kurması olmuştur. Bu bağı kurması gerekiyordu. Çünkü bu insanlar başka bir diyardan, başka bir yurttan yeni bir diyara, yeni bir yurda, yeni bir şehre geliyorlardı. Ve geldikleri şehirde çok değişik dinlere mensup insanlar yaşıyorlardı. Onun için orada herhangi bir kargaşaya uğramamaları, aralarına fitnenin girmesinin engellenmesi amacıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar arasında kardeşlik bağını oluşturmuş, kurmuştur. Sonra Hazreti Ali Efendimiz mahzun bir bakışla, sanki küsmüş gibi, kırılmış gibi bir bakışla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakınca hani bana kim kardeş olacak der gibi bir arayış gözüyle etrafı gözetlerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu fark ediyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali sen de benim kardeşimsin. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci adımı da atmış oluyor. Ama bununla birlikte çok önemli üçüncü bir adım daha atıyor. O üçüncü adım da Medine'de bulunan özellikle Yahudi kabileleri başta olmak üzere oradaki insanlarla bir anlaşma imzalıyor. Yahudilerle yapılan bu anlaşmanın bir tek maddesini öğrenmemiz
anlaşmanın ne kadar önem taşıdığını anlamamıza yeterli olacaktır. O maddelerden bir tanesi şudur. Bundan böyle Müslümanlarla Yahudiler Mekkeli müşriklere karşı Medine'yi birlikte savunacaklar. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi kendisine yurt ediniyordu. Orada yaşayan diğer dinlere ve ırklara mensup olan insanlar da bunu onaylıyorlardı, buna okey diyorlardı. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ettiğinde Medine'ye yakın Kuba köyünde bir müddet bulunmuş idi. Orada bu üç önemli adımı atmış oldu. Daha sonra Medine'ye devesine binerek hareket etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devesine binmiş vaziyette Kuba'dan Medine'ye doğru yol alırken biz şöyle Medine'ye bir göz atalım. Medine o gün nasıl bir yerdi, nasıl bir şehirdi? Hem coğrafik açıdan, hem siyasi açıdan, hem de içtimai açıdan durumu neydi? Kısaca bir göz atalım. O gün Medine'nin adı Yesrib idi. Şaşıracaksınız belki ama Yesrib fesat anlamına geliyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ettikten sonra Yesrib'in adını değiştirmiş, ona Medine demişti. Medine Arapça'da şehir demektir. Medeni şehir, medeniyetin hakim olduğu şehir anlamlarına geliyor. Ve bu şehrin coğrafik yapısı şöyleydi. Etrafı dağlarla çevrili, arazisi çok münbit, suları serin ve oldukça bol. Böyle bir yer idi. Ve hatta ileride Hendek Savaşı'nı anlatırken buna değineceğiz. Öyle bir özelliği vardır ki coğrafik açıdan Medine'nin, bunu inceleyenler, hatta gözleriyle görenler şaşıp kalıyorlar. İleride inşallah anlatacağız onu. Böyle bir coğrafik yapıya sahip idi. Siyasi açıdan ise Medine'de kanunlar yoktu. Kabileler hakimdi. Kabilelerin reisleri vardı. Reislerin dedikleri kanun şeklinde dikkate alınıyordu ve uygulanıyordu. Çok sayıda kabilenin olması ve özellikle herhangi bir kanun ve kuralın bulunmaması zaman zaman büyük kargaşalara sebebiyet veriyordu. İçtimai yönden ise Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureze Yahudi kabileleri vardı. Yine sayıları Yahudilere nispeten az da olsa Hristiyanlar da vardı. Boğaz adında bir savaş 120 yıl kadar sürmüştür. Bu kadar kabileler arasında uzun süren savaş tarihte hemen hemen eşine nadir rastlanabilir türdendir. Bu kadar çok savaşlar yapılmış idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden yaklaşık 5 yıl önce bu savaşlar son bulmuş idi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden önce az önce isimlerini zikrettiğimiz kabileler Medine'ye hakim idiler ve Medine'de onlar kabileler olarak söz sahibi idiler diğer küçük kabileler üzerinde. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten bir müddet sonra özellikle Hristiyanlar Uhud Savaşı'nın yapılmasından kısa bir süre sonra
O süre içerisinde Müslümanlara karşı bir takım hareketlerde, tavırlarda bulunmuşlardı. Düşmanca yaklaşımlar içerisine girmişlerdi. Uhud Savaşı'ndan sonra ise toplu halde Medine'yi terk edip gidip o günkü imparatorluklara, Hristiyanlığa dayanan imparatorluklara sığınmışlardı. Rum İmparatorluğu'na sığınmışlardı. Ve Medine'nin coğrafi, siyasi ve içtimai durumu bu idi. Nüfusu 10 bin civarındaydı. Dikkat ederseniz o günkü şartlarda çok büyük bir şehir. 10 bin civarında nüfuse sahip bir şehir idi. Böyle bir şehire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif ediyor Kuba'dan sonra ve devesinin üzerinde. Etrafında, sağında, solunda ve arkasında Müslümanlar büyük bir heyecan, büyük bir merak içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyorlar. Ama çok önemli bir şey daha var. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etme arzusundalar. Acaba Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kime misafir olacaktı? Onu bekliyorlardı. Biz de bekleyelim. Bakalım Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de kime misafir olacak ve nerede karar kılacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde ilerlerken daha yeni Müslüman olmuş Medineli Ensar Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etme gayreti içerisindeler. Biri diyor ki bana misafir ol ya Resulallah, diğeri bana. İşte o sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devesinin memur olduğunu, devesinin nereye çökerse orada karar kılacağını haber veriyordu. Derken deve geldi ve Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde çöktü. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kime misafir olacağı belliydi. O da şu an İstanbul'umuzda metfun bulunan, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin en değerli, en kıymetli misafirlerinden biri olan Sultan Eyüp diye andığımız Eba Eyyub el-Ensari idi. O bu şerefe nail oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin çöktüğü arsa Necar oğulları kabilesine mensup iki yetim kardeşin idi. Bu kardeşlerden birinin adı Sehel, öbürünün adı Süheyl. Bakın ne kadar ilginç. Sehel Arapça'da kolaylık anlamına geliyor. Kolay, kolaylık anlamına geliyor. Süheyl de kolaycık anlamına geliyor. Yani iki kelime de aynı kökten geliyor. Bunlar o arsayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermede kolaylık gösterecekler anlamını sanki bize anlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o arsayı satın almak istedi. Muaz İbn Af adındaki bir kişinin, ki bu da Müslüman olanlar arasında idi, himayesinde bulunuyordu bu iki yetim kardeş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arsayı almak istediğini söyleyince Muaz İbn Afra, ya Resulallah ben yetim çocuklara bu arsanın bedelini veririm ve arsayı ben alayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmedi. Arsayı kendisi almak istiyordu. 10 miskal altın karşılığında arsayı kendisi satın aldı. Ve ödemeyi de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yaptı. Böylece arsa satın alınmış idi. Şimdi oraya kıyamete dek devam edecek, ümmeti Muhammed'in kalbi sayılabilecek Mescid-i Nebevi'nin temeli atılacak idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsait bir günde Mescid-i Nebevi'nin bu arsa üzere temelini atmak için yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere temel atma töreni düzenledi.
Hani bugün buna temel atma töreni dendiği için ben de özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temelini atacaktı Mescid-i Nebevi'nin. Ve bakın ne kadar ilginç bir tablo, bir durum ortaya çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce temeli mihraptan atma arzusunda idi. Ve mihraba mübarek ellerine bir taş aldı ve taşı temele koyuverdi. Sonra yanında duran Ebu Bekir Hazretlerine bir taş alıp o da koyduğu taşın yanına bir taş koymasını istedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunu yaptı. Sonra Hazreti Ömer'e aynı şeyi söyledi. Hazreti Ömer de bir taş alıp Hazreti Ebu Bekir Efendimizin koyduğu taşın yanına bir taş koydu. Böylece temel atılmış oluyordu. Ama dikkat edin, Hazreti Osman orada, Hazreti Ali Efendimiz orada, onlara böyle bir şey söylemiyor. Ve temel böyle atılıyor. Bundaki iki tane önemli sebep ve hikmet görüyoruz. Birincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra oraya gömülecekti. Sonra Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde onun yanına gömülecekti. Sonra Hazreti Ömer vefat ettiğinde onun yanına gömülecekti. Diğerlerine siz de birer taş koyun demediğine göre onlar gömülmeyeceklerdi. Ve nitekim de öyle oldu. Hazreti Osman Efendimiz Cennetül Vakı kabristanına defnedilirken Hazreti Ali Efendimizin kabri ise nereye defnedildiği şu ana kadar dahi bilinmiyor. İkinci sebep ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hilafeti Hazreti Ebu Bekir alacaktı. O vefat ettikten sonra hilafeti Hazreti Ömer alacaktı. Her ne kadar Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizin de hilafeti devralacaklarına dair başka türlü işaretler var ise de buradaki asıl önemli olan incelik şudur. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde herhangi bir kargaşa çıkmadan yaşam devam edecek. İslami hükümler uygulanacak. Ancak Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizin dönemlerinde kargaşalar yaşanacak idi. Ona işaret vardı. Böylece Mescid-i Nebevi'nin temeli atılmıştı. Ashab-ı kiram büyük gayretler içerisinde çalışıyorlardı. Yoğun bir çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi yapıldı ve inşaat bitti. Böylece Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde sevabı en çok olan bir cami yapılmış oldu. Hem de fesat anlamına gelen Yesrib denen şehirde. Ve böylece Yesrib Medine'ye dönüşmüştü. Artık çirkinlikler, olumsuzluklar medeniyete dönüşmüş, inkılap olmuştu. Mescit yapılmıştı. Namaz Mekke'deyken farz kılınmıştı. Artık Müslümanlar kendi mescitlerinde 5 vakit namazlarını eda edeceklerdi, kılacaklardı. Ancak koskocaman 10 bin nüfuslu şehirde Müslümanlar namaza nasıl çağrılacaklardı? İşte miladi 622. yılda, Hicri 1. yılda çok önemli ama çok önemli bir hadise meydana geldi. O da ezanın emrolunması hadisesiydi. Ezan emrolunmadan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını topladı, onlarla istişare etti. Müslümanları namaz için camiye nasıl davet ederiz, nasıl çağırırız diye. Ashab-ı kiramdan bazıları eskilerden etkilenmiş olarak ateş yakalım dediler. Ateşin alevini gören camiye gelir şeklinde görüş beyan ettiler. Kimileri dediler ki Hristiyanlar gibi çan çalalım, ses çıkarttıralım. Böylece Müslümanları camiye çağırmış oluruz.
Herkes bir şey söylerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirini kabul etmedi. Sonra Hazreti Bilal Habeşi'ye emir buyurdu. Müslümanları namaza çağır dedi. Hazreti Bilal Medine sokaklarını gezerdi ve bakın Müslümanları namaza nasıl çağırır. Derdi ki sokaklarda gezerken, as-salah, as-salah, namaz, namaz derdi. Ve Müslümanlar namaza böyle gelirlerdi. Bir gün Abdullah İbn Zeyd radıyallahu anh rüyasında günümüzde okunan ezanın aynısını gördü. Öyle öyle bir berrak şekilde bu rüyayı gördü ki gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Kelime kelime, cümle cümle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun çok uygun olduğunu kabul etti, ifade buyurdu ve böylece kısa bir süre sonra Hazreti Ömer'le karşılaştığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki vallahi ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm. Rüyada ezanın emrolunması büyük bir anlam taşıyordu. Çünkü peygamberlik de rüyalarla başlamıştı. Hatırlayın söylemiştik. Rüya deyip geçmemeli. Rüya peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. İşte ezan rüya ile emrolundu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbn Zeyd Hazretlerine emretti. Bilal'a gördüklerini öğret. O da Hazreti Bilal'a öğretti. Hazreti Bilal'ın sesi çok yanıktı, çok tatlıydı. O da ezanı okumaya başladı. Artık Müslümanlar camiye, namaza ezanla çağrılacaklardı. Ama bir önemli nokta daha var. Ezanda sadece namaza çağrı yok. Aynı şekilde, aynı zamanda ezanda yeryüzündeki bütün insanların bir tek olan Allah'a imana çağrı da var. Böylece hayyâlâs-salâh, hayyâlâs-salâh namaza çağrı iken hayyâlel-felâh, hayyâlel-felâh haydinin kurtuluşa, haydinin kurtuluşa ise la ilahe illallah sözüne çağrıdır. Çünkü bu cümle hem ezanın başında hem de sonunda bulunmaktadır. Böylece ezan emrolundu. Artık Medine semalarında ezanlar yankılanıyordu. Arş-ı alaya doğru Allahu Ekber, Allahu Ekber sadaları yankı buluyordu, yankılanıyordu. Yarın aynı saatte tekrar Medine'de hayatın güneşiyle buluşmak üzere. Hepinizi emanetleri asla kaybolmayan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi sizin ve tüm hidayette olanların üzerine olsun. Yaşamınızda ışığınız hayatın güneşinin getirdiği Kur'an olsun. Isınız sünnet-i seni olsun. Enerjiniz ilahi kudret olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.